Herkese merhabalar, hoş geldiniz kanalıma. Bugün benden en çok istek alan videolardan bir tanesini çekiyorum. Nasıl eyeliner çekilir? Daha doğrusu nasıl kolay eyeliner çekilir diyebiliriz. Aslında bu birazcık pratik işi arkadaşlar. Ne kadar fazla eyeliner çekerseniz gerçekten eliniz o kadar alışıyor eyeliner çekmeye. Göz yapınızı tanıyorsunuz, işte eyeliner'e daha hakim oluyorsunuz. Gerçekten el alışkanlığıyla daha güzel eyeliner çekebilirsiniz. Ama ben bu süreçte yani elim eyeliner'e alışana kadar nasıl bir teknikle eyeliner çektim? Gerçekten çok zorlanarak çekiyordum ama şu an hakikaten de yani iki gözümü 3 dakikada falan bitiriyorum. Çok hızlı eyeliner çekiyorum. Ben nasıl eyeliner çekmeye alıştım? Hangi teknikleri izledim? Bunlardan biraz bahsedeceğim. Favori eyelinerımı göstereceğim. İki gözüme farklı eyeliner çekmeyi düşünüyorum bu arada. Birine biraz daha böyle günlük ama kuyruklu. Çünkü kuyruklu eyeliner de göstermek istiyorum. İkisi de kuyruklu olacak bu arada ama hani kuyruklu daha çok böyle kendini belli ettiği için teknikte böyle kuyruğu biraz uzun tutmayı düşünüyorum ki tam böyle anlatabileyim. Kısa olduğunda böyle çok iyi anlatamayabilirim gibi hissettim. Diğerinde de biraz daha böyle işte vurucu ve böyle işte gece bir yere gittiğinizde, nişanda, düğünde falan daha böyle işte takma kirpikli bir makyaj yaptığınızda sürebileceğiniz eyeliner'ı göstereceğim. Daha böyle çekik ve daha kalın bir eyeliner. İşte böyle kuyruğu biraz uzun tutmayı düşünüyorum ki tam böyle anlatabileyim. Kısa olduğunda böyle çok iyi anlatamayabilirim gibi hissettim. Diğerinde de biraz daha böyle işte vurucu ve böyle işte gece bir yere gittiğinizde, nişanda, düğünde falan daha böyle işte takma kirpikli bir makyaj yaptığınızda sürebileceğiniz eyeliner'ı göstereceğim. Daha böyle çekik ve daha kalın bir eyeliner. İki tane de farklı teknik göstereceğim size. Artık hangisini tercih ederseniz bu iki teknikten bir tanesini yapa gerçekten bir gün bir bakmışsınız ki bir dakikada eyeliner çekiyorsunuz arkadaşlar. Bu gerçekten pratik işi dediğim gibi. O zaman girişi fazla uzatma. Şey göstereyim önce bir dakika, eyelinerimi göstereyim. Sonra yakınlaşınca çok yakında göstermem biraz saçma olur. Ben aslında eyeliner çekmeye ilk başladığımda çok fazla eyeliner değiştirdim. Mesela jel eyeliner de çok kullanıyordum. Onu da şey yapabilirsiniz, deneyebilirsiniz. Onu da böyle fırçayla sürüyorsunuz. Kimisine çok daha pratik geliyor, kimisine daha zor geliyor. Bir ara bana pratik geliyordu ama şu an gerçekten hiç pratik gelmiyor. Şu an böyle kalem gibi, kalem bir eyeliner kullanıyorum. Ve NYX'in, bunu zaten duymayanınız yoktur, Epic Ink Liner'ını kullanıyorum arkadaşlar. Şöyle minik sivri bir ucu var. İnce olduğu için hata yapma oranınız düşük. Eğer ki yeni başladıysanız eyeliner çekmeye sakın böyle ucu, işte normal böyle klasik eyeliner'lar var ya, işte böyle batırıp çıkarırsınız, likit eyeliner'lardan kullanmayın. Çünkü onların ucu böyle çok uzun olduğu için bir anda böyle hata yapma oranınız çok daha fazla olur. Biraz daha böyle kontrollü çekmeniz lazım eyeliner'ı ki daha az hata yapın. O yüzden böyle kalem eyeliner'ları öneririm ya da dip liner öneririm. Dip liner'ların de ucu kısa çünkü. Ama böyle uzun eyeliner'lar şu anda yasak. Dediğim gibi bu Epic Ink Liner'ı ben çok seviyorum. Böyle şey, altında far filan olduğunda böyle biraz şey oluyor, rengi gidiyor ama çalkaladığınız anda kendine geliyor ve çok kalıcı, çok siyah, akmıyor, etmiyor. Çok yani böyle şey, güzel tercih edebileceğiniz bir eyeliner arkadaşlar. Şimdi tekniğe geçelim. Evet, ilk tekniğimizle başlıyoruz. Tabii teknik dediğime bakmayın arkadaşlar, böyle teknik değil yani, aslında işinizi kolaylaştıracak birkaç yöntemden bahsedeceğim. Ben eyeliner çekemiyorken hep bunları kullanıyordum ve sonra böyle bir gün, bir sabah bir uyandım. Bunları yapmadan da gayet böyle doğaçlama bir şekilde çok rahat eyeliner çekiyorum. Onları göstereceğim size. Şimdi ilki şu, üst kirpik çizginizle alt kirpik çizginizin birleştiği yerden şöyle tutuyorsunuz burayı. Şuraya nokta koydum, hatta nokta da koyabilirsiniz. Tam şurası. Buradan istediğiniz bir kuyruk uzunluğu yapıyorsunuz. Şu an ben birazcık yukarıya doğru yapacağım. Hani ikisini farklı çekeceğim dedim ya. Bunu da biraz yana doğru yapacağım. İkisini de göstereceğim. Hangisini beğenirseniz siz o eyeliner çekin. O tarz eyeliner çekin. Buradan yukarı doğru istediğiniz uzunlukta bir kuyruk çekiyorsunuz. Bu bizim başlangıcımız. Şimdi ben şöyle aşırı uzun olmayan ama çok da kısa olmayan bir çizgi çektim.
Gördünüz. Şöyle hafif bir sallayayım bunu. Şimdi bu çizginin tabii ki gözümün üst çizgisiyle birleşmesi gerekiyor. Ve bu da böyle hemen sizin böyle şak 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 diye çizeceğiniz bir şey değil. O yüzden şu üst kirpik çizgimde istediğim bir yere bir nokta koyuyorum. Çok uzak olmaması gerekiyor ki çekerken çizginiz yamulmasın. Şuraya bir tane nokta koydum. Bunun ucuyla bu noktayı birleştireceğim şimdi arkadaşlar. Buradan da birleştirebilirsiniz ama daha zor olur. Buradan birleştirmek her zaman çok daha kolaydır. Bunun bitiş çizgisiyle buraya koyduğum noktayı birleştiriyorum. Birleştirdim. Minik bir üçgen oldu gördüğünüz gibi. Şimdi bunun içine dolduruyorum. Benim de aynam bu arada biraz uzakta, çok da net göremiyorum ama şimdi şuradan kontrol edeceğim. Bunun içine dolduruyorum. Ve şimdi bakıyorum. Gördüğünüz gibi şöyle şurada dalgalanma falan var. Bunlar hani çok normal. İlk etapta böyle yamuk yumuk bir şey de çizebilirsiniz. Bunu doldurduktan sonra şu zaten elinizdeki kalem yani eyeliner o kadar ince ki bütün bu şey dalgalanmaları minik 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 düzleştirebilirsiniz. Yani illa buradan şu eyeliner ucundan kirpik dibinize çekeceğiniz çizginin dümdüz olmasına gayret etmeyin. Sonrasında düzeltebilirsiniz. Şimdi düzelteceğim. Mesela şuralarda hafif dalgalanmalar var. Minik minik eyeliner'ımı dokunduracağım. Ve o dalgalanmaları alacağım. İyice hatta simsiyah oldu eyeliner'ım. Şimdi gördüğünüz gibi küçük bir kuyruk oldu. Bunu siz yaptıktan sonra böyle bakıp biraz daha eğer ki kuyruklu yapmak isterseniz biraz daha böyle uzatabilirsiniz. Bu tamamen sizin zevkinize kalmış. Şimdi şunu göstereceğim. Direkt böyle bir eyeliner çekmektense önce yarım bir eyeliner çekmek istiyorum. Şu an tam yarım değil, çeyrek bir eyeliner var. Biraz böyle gözün ortasına gelmesi gerekiyor yarım eyeliner olması için. Şimdi şöyle, bunun içinde eyelinerınızı böyle düz tutun arkadaşlar. Ve sadece kirpik dibinize şuraya dokunun. Bakın çekmiyorum bile, dokunuyorum. Dokunun. Bakın zaten çizildi. Gördünüz mü? Şu an yarım bir eyeliner'ım oldu. Eğer ki gözünüz küçükse, şu alanınız darsa, işte daha etli bir gözünüz varsa yarım eyeliner de tercih edebilirsiniz. Ben böyle eskiden çok yarım eyeliner kullanıyordum. Hem daha hızlı ve pratik hem de küçük gözlere daha çok yakışıyor bence yarım eyeliner. Ama yarım eyeliner çekmek istemiyorsanız da aynı teknikle göz pınarınıza kadar geliyorsunuz. Yani dokuna dokuna. Ama şöyle değil bakın. Dik dik değil yani nokta koymayacaksınız. Şöyle dokunduğunuz anda bütün bu çizgi kirpik dibinize oturduğu için böyle dümdüz bir çizgi çekmiş oluyorsunuz. Şimdi dokuna dokuna göz pınarıma kadar geleceğim. Ve işte bu kadar. Ne kadar rahat ve hızlı çektiğimi gördünüz siz de. Hiç zor bir şey değil. Bunu bu arada dediğim gibi uzatabilirsiniz. Mesela göstereyim. Şimdi bu kuyruk size az geldi. Daha kuyruklu bir şey istiyorsunuz. Minik 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 minik. Yine şuradan bakayım. Minik 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 minik. Yine yukarı doğru önce bu çizginizi uzatabilirsiniz. Bütün hareketleriniz minik olmalı. Bakın daha uzun bir kuyruk yaptım. Bu tamamen dediğim gibi sizin zevkinize kalmış. Çok basit bir teknik bu. Ve benim %90 kullandığım bu teknikte gitgide o üçgeni çizmeden yapmaya başladım. Bu
gerçekten eyeliner çekmek istiyorsanız işinizi inanılmaz kolaylaştıracak. Belki dediğim gibi hızlı eyeliner çekmek istiyorsanız ve güzel bir eyeliner çekmek istiyorsanız ilk başvurmanız gereken yöntem bence. Çok rahat, çok pratik ve çok hızlı, çok da kontrollü. Şimdi diğer gözümde de bant yöntemini göstereceğim. Ben böyle ilk zamanlar bu bant yöntemini de kullanıyordum. Hiç hani böyle yukarı doğru böyle düz bir çizgi çekemiyordum. Bantla yapa daha böyle düz çizgiler çekmeye başladım. Uğraşamam da diyebilirsiniz tabii ki ama daha böyle jilet gibi bir eyeliner istiyorsanız da bu yöntem de size göre. Şimdi gözümü bantlayıp geliyorum. Şimdi bantı alt kirpiklerime yapıştırmamaya gayret edip şöyle tam böyle işte yine aynı üst kirpiğimle alt kirpik çizgimin bittiği yere yapıştırıyorum. Bu arada çıkabilir. Yani siz sürerken alta bulaşabilir. Hiç sıkıntı yok. Kulak temizleme çubuğuyla anında alabilirsiniz oradaki siyahlığı. Şimdi hafif böyle tutacağım bunu. Destek alacağım ki çıkmasın. Şimdi altta bant olduğu için çok rahatım burada. İstediğim gibi yamuk yumuk da çizsem zaten yamulmayacak. Buradan yine düz bir çizgi çekiyorum. Bakın. Çıkardığım anda görüyor musunuz? Harika. Şöyle alta bakın çok hafif bulaştı. Onu alırım. Sıkıntı değil. Bakın bu ilk kısmı yani en önemli başlangıç çizgimi çok rahat bir şekilde bant sayesinde çekmiş oldum. Yani bu kısmı eğer ki dediğim gibi hani hiç yapamıyorsanız bant bayağı işinizi kolaylaştırıyor ve tekniğim aynı şekilde devam ediyor. Yine üst kirpik dibimde bir nokta belirliyorum. Şöyle nokta koyuyorum. Ve kuyruğumun bittiği yerden noktaya bir çizgi çekiyorum. Aynı ilkinde yaptığım gibi ve içini dolduruyorum. Bu söylediğim gibi kuyruğu daha kalın bir eyeliner olacak. Evet. Zaten en zor kısmı bittikten sonra kalanı kolay. Yine aynı şekilde eyeliner'ımı dokundura bütün kirpik dibini takip ediyorum. Ve şöyle bir bakacağım. Bir tık daha tabii bunun kalınlaşması gerekiyor. Çünkü kuyruk kısmı çok kalın. Bunun gibi böyle sadece kirpik dibine dokundurmakla olacak bir eyeliner değil arkadaşlar. Daha kalın ve daha böyle vurucu bir eyeliner bu. O yüzden yine minik minik hareketlerle kirpik dibime sürdüğüm eyeliner'ı kalınlaştırıyorum. Ve evet bunu da kalınlaştıra oldu bence. Bakın iki gözüme farklı eyeliner sürdüm. Bu biraz daha yukarı doğru bakıyor. Gözü daha yukarı çekiyor. Bu da gözü biraz daha yana çekiyor. Aslında kendinize yakışanı bulabilirsiniz. Ya ben ikisini de seviyorum. Dediğim gibi akşamları falan biraz daha bunu tercih ediyorum. Daha retro duruyor, daha kalın. Hani günlükse bu kadar kuyruklu değil ama o ilk yaptığım kadar kuyruklu tercih ediyorum. Ama ikisini de çok seviyorum. Eyeliner ben eskiden bayağı kullanırdım. Şimdi biraz daha böyle kirpik dibine kalem sürüp dağıtıyorum. Ve evet kendi eyeliner yöntemlerimden bahsettiğim videonun sonuna geldik. Bir kere daha şöyle uzaktan bakmanızı istiyorum. Az önce telefondan kendime baktım, fotoğraf çekecektim. Gerçekten iki gözüm yani o kadar farklı ki bakın. Bu taraf yukarı doğru oldu. Bu taraf yana çekik oldu. Sizin favoriniz hangisi? Yani hangi tarz eyeliner'ı daha çok seviyorsunuz? Yukarı doğru mu? Yana doğru mu? Aşağıya yazın ve umarım yöntemlerimi beğenmişsinizdir arkadaşlar. Beğendiyseniz beğene tıklayıp abone olmayı unutmayın. Aşağıya da yorumlarınızı bekliyorum mutlaka. Sizinle olmak her zaman çok güzel. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşça kalın.